Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Cem Çuadar. Bugün sizleri daha önceki sınavlarda çıkmış anlam bozan sorularından biraz çözeceğim. Bu arada sınava, YÖKDİ sınavına çok az kaldı. Sizler için daha önceki ÜDS ve YÖKDİ sınavında çıkmış 3 tane sınavın bana ait stratejilerle çözülmüş videosunun tanıtımını yapayım. Toplam 240 soru, yaklaşık 7-8 saatlik çözüm videosu. Bunu işinizi çok kolaylaştıracaktır. Sınava bir hafta kala çok faydasını göreceğiniz bir ürün. ercumentcem.com sitesinden buna ulaşabilirsiniz ve linkten de soruların PDF'sini alabilirsiniz. Hemen sorulara başlayayım isterseniz. Ultrasound scanning during pregnancy is very common. Yani gebelik esnasında ultrason çok yaygındır. Tamam. After all, pregnancy after age of 35, 35 yaşından sonraki gebelik diyor, is the most common risk factor for having a baby with Down syndrome. Yani 35 yaşından sonraki gebelikte Down sendromlu bebeğe sahip olma riski çok yaygındır. It has known, bakın burada şimdi ultrason scanning dedi, ultrason, daha sonra it dedi. Yani dedi ki kadına veya fetüse bilinen bir komplikasyonu yani zararı yoktur. Whether all pregnant women should be scanned is controversial. Yani bütün gebe kadınların bu ultrasona yani taranması, ultrason alması tartışmalıdır ama it is commonly admitted that, bakın burada scanned var. Sonra saç scanning var. Bunlar da uyumlu. Fakat it's commonly admitted that, yani yaygın olarak kabul ediliyor ki bu tür scanning rutin olarak ihtiyaç duyulmuyor. Burada ultrason ve gebelikten bahsederken B şıkkında bu 35 yaş üstündeki bayanların bebeklerinde Down sendromu olması ney? Anlam bozan cümle olacak. Evet, ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda parazitik infections are common in rural Africa, Asia and South America. Parazitik enfeksiyonlar Afrika, Asya ve Güney Amerika'nın kırsal bölgelerinde yaygındır. Okay. However, they, bakın bu parazitik infections diğer tarafta they oldu. Fakat, bakın fakat dedi, bu tarafta yaygın dedi ve daha gelişmekte olan ülkeleri söyledi. Peşinden ise gelişmiş ülkelerde bunlar azdır. Fakat people from developed countries who visit developing countries, gelişmiş ülkelerdeki insanlar ne yaptığında gelişmekte olan ülkeleri ziyaret ettiklerinde bu parazitlerden kolayca enfekte olabilir. Those parasites that infect the intestine, yani ince bağırsağı enfekte eden bu parazitler orada kalır ve ince bağırsak duvarı boyunca ve diğer şey yapar, yuvalanır ve diğer organları enfekte eder. Bakın burada biraz anlamda kayma var. So unknowingly they, they dediği kim? They dediği bu people from developed countries. Evet. Bakın parasitic infections they oldu. People burada they oldu. Bu yüzden bilmeden onlar evlerine enfeksiyonla geliyorlar. Bu enfeksiyon da yaygın olmadığı için hemen teşhis konulamıyor. Dolayısıyla anlam bozan cümlemiz hangisi olacak? Denizde olacak. Üçüncü sorumuzda gözümüz diyor iki segmente ayrılmış ve hepsi, her biri sıvıyla dolu iki bölüme ayrılmış. Şimdi burada iki tane segmentten bahsediliyor. Sonra bu ön segment, daha sonra arka segment, daha sonra her iki segment. Bakın ama burada gözyaşlarından bahsediyor. Bir bakalım.
Gözümüz diyor her biri sıvıyla dolu iki segmentten oluşuyor, bölünmüştür. Ön segment korneadan lenslere kadar uzar. Arka segment lenslerden retinaya uzanır. Her iki ön ve arka segmentler sıvılarla doludur. Ne yapan sıvılarla? Gözümüzün şeklini sürdürmesine yardım eden, oluşturan sıvılarla doludur. Aslında enfeksiyonu önleyen antikorlarla gözyaşlarımız bu yönden zengindir diyor. Birdenbire gözyaşına geçti, anlam bozan cümle oldu. Dördüncü sorumuza geliyorum. A person with mouth or throat cancer, yani ağız veya gırtlak kanseri olan bir kişi radyasyon terapisi ve ameliyat olabilir ya da sadece radyasyon terapisi alabilir. Burada bakın ağız ve gırtlak kanseri olan insanlardan bahsetti ve radyoterapiden bahsetti. Staying out of the sun, güneşten uzak durmak dudak kanseri riskini azaltır. Burada birden bir dudak kanserine geçtik. Fakat radyasyon terapisi, bakın yukarıda radyasyon terapisi vardı. Fakat radyasyon terapisi tükürük bezlerine zarar verir. Ağzı kuru bırakır. Ağzın kuru kalması da bu dişteki boşluklara, çürümelere ve diğer diş problemlerine sebebiyet verir. Ayrıca radyasyona exposed'u, maruz kalan çene kemikleri iyileşmez. Diş problemleri de radyasyon uygulanmadan önce tedavi edilir. Ayrıca any teeth likely to become problems are removed. Problem yaratma olasılığı olan dişler alınır ve iyileşmesine için zamana izin verilir. Burada arkadaşlar bakın radyasyon terapisi ve etkilerinden bahsederken B seçeneğinde güneşten uzak durmanın dudak kanseri riskini azalttığından bahseden B seçeneği anlam bozan cümle olacak. Evet, a large proportion of gallbladder store. Bakın buradaki maymuncuk kelime, ipucu kelime, bile salts. Sonra bir daha bile salts. Daha sonra bir daha bile salts. Sonra yine bile salts. Fakat C şıkkında gallstones var. Yani safra tuzu, safra tuzu, safra tuzu, safra taşı. Tamam. Altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soruda 1990'lardan bu yana Çin unprecedented, eşi benzeri görülmemiş ekonomik gelişme ve büyüme gösterdi. Huge tracts of China, Çin'in büyük arazileri aslında tarım veya yaşam alanı için uygun değildir. Bakın burada pozitif bir cümle var. Pozitif cümle birdenbire negatife geçiyor. Pozitiften negatife geçerken mutlaka zıtlık bağlacı vermeniz gerekir. Burada zıtlık bağlacı vermeden pozitiften negatife geçti. C şıkkında dramatik burada dramatik Türkçe'deki dramatik değil, kayda değer belirgin anlamında. Bu kayda değer sosyal gelişme de istisnaidir. But derken negatife geçeceksin. Bunların hepsinin bir bedeli var diyor. Özellikle çevre zarar görüyor ve kirleniyor diyor. Bakın but'tan sonra negatif devam ediyor. Şimdi o zaman bir cümle pozitif devam ediyorsa negatife geçmek için zıtlık bağlacına ihtiyaç duyarsınız. O yüzden 6. sorunun cevabı anlam bozan şık Bursa olur. 7. soruda tablo yapmak bir sanatçının make a living yani yaşamını para kazanması için en güvenilir ve en karlı yollardan biridir. Portre resmi çizmek. Fakat portre sanatçıları have to accept that their best works yani kabul etmek zorundalar portre sanatçıları. Onların en iyi eserleri genel halk tarafından asla görülemez. Çoğu sanatçı tablosunu yapmaya başlamadan önce kişiyi tanımanın kendisi için faydalı olacağını düşünür.
Aslında they will hang in private homes. Yani bakın burada insanların yani tabloları insanlar genel halka gösteremiyor. Kime gösteriyor? Private homes. Yani özel evlerinde gösteriyor. Instead, they will hang in private homes. Ve bu tablolar, portreler sadece aile bireylerinin ve arkadaşlar tarafından görülebilecek özel evlerde asılıyor. Resmi insanların portresi de büyük bir istisna. O zaman burada C şıkkı anlam bozan. Çünkü yani iyi bir ressam çok iyi bir portre çiziyor. Bunu herkes göremiyor. Çünkü tablo resmini sadece tablonun sahibi evinde akrabalarına, arkadaşlarına gösteriyor. Sekizinci soruda insanlık yardımı çağrıları birçok yıldan beri artışta. When there is a disaster, natural or otherwise, help is always required. Yani bir felaket falan olduğunda daima yardıma ihtiyaç duyulur. Buradaki konumuz yardım. Fakat help, yardım her zaman uygun, hazır olmayabilir. Ama it needs to be, olmak zorunda. Çünkü bir gecikme yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Burada şimdi B, C, D, E şıkları uyumlu. Buradaki A şıkkı anlam bozan olacak. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Başarılar diliyorum.